Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bizleri takip eden sevgili komşularımız, dostlarımız. Geçtiğimiz ay maalesef hepimizi derinden üzen Mart ayı içerisinde Bingöl'den Tatvan'a giden helikopterimizin düşmesiyle beraber 11 vatan evladımızı şehit verdik. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Covid sayılarının arttığı, pandemi sürecinin biraz daha hızlandığı, kimilerinin üçüncü dalga diye tabir ettiği süreçte hem hijyen koşullarımıza hem de sağlığımıza dikkat etmek bakımından kurallara uymanın önemini hem anlatmaya hem de uygulamaya devam ediyoruz. Kartal'da da ulaşabildiğimiz kadar ortak alanlara, kurumlara, Covid'le mücadele için ortak çalışmaları sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda komşularımızı ziyaret etmeye de devam ediyoruz evlerinde. Komşu iletişim saha ekibimizle bugün 7. mahalledeyiz. Yaklaşık 45 bin hanedeki komşularımızı ziyaret edip hem COVID ile alakalı bilgilendirmeyi, hem mini hijyen kitini, hem de talep ve isteklerini almış oluyoruz bu ziyaretlerde. Günde ortalama 500-600 hanenin kapısını çalma fırsatı yakalıyoruz. Toplamda da bugüne kadar 45 bin haneyi aştık değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Geçtiğimiz günlerde daha önceden de projelendirdiğimiz ama adım atmadığımız, COVID nedeniyle biraz daha beklediğimiz Hoş Geldin Bebek kampanyamızla ilgili ailelerimizi de ziyaret etmeye, yeni çocuğu dünyaya gelen ailelerin ufak ihtiyaçlarına bir hediye paketiyle ulaştırmaya arkadaşlarımız devam ediyor. Kısa bilgiler vermek istedim size. Mustafa Necati Etüt Merkezimiz vardı. Daha önce buradan yine bilgi verdiğim. Onun Kartal Akademi kapsamında hazırlıkları tamamlandı. Yeni dönemde hem lise hazırlık sınavı için hem üniversite hazırlık sınavı için yeni dönemle ilgili kayıtları da Mayıs ayı içerisinde arkadaşlarımız sizlerle paylaşmış olacak. O projemizi de hayata geçirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Projenin devamında da bir kız öğrenci yurdu var. O kız öğrenci yurdu da tamamlandığında onunla ilgili de sizlere detaylı bilgi vermiş olacağım. Tiyatro ve kütüphane haftasını geride bıraktık. Malum sanatçılarımıza da, Kartal'daki yereldeki sanatçı arkadaşlarımıza da, tiyatrocularımıza da yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bizim gözden kaçırdığımız, sizlerin bizi uyaracağınız Kartallı yerel sanatçıları da bizlerle paylaşırsanız, görevdeki aktif başkan hemşire arkadaşlarımızı onları da unutmamış, atlamamış oluruz. Bir nebze olsun pandemi sürecinde ayakta kalma şanslarını vermeye gayret gösteriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktık. Bu anlamda tekrar kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kadınlarımız toplumun her alanında, her yerinde görev alarak her görevi de layığıyla yapacağına emin olan bir yönetici olarak da kutluyorum bütün kadınlarımızı. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yağmurların azalmasıyla beraber mahallelerimizdeki eksik kalan altyapı çalışmaları da daha hızlı ilerleyecek. Şu an Orhantepe'de çalışma arkadaşlarımız. Oradaki 5 kilometrelik bir altyapı süreci tamamlanıyor. Ardından akabinde planlı bir şekilde 20 mahallemizdeki çalışmalara arkadaşlarımız hız verecekler. Gene bu yakın zaman içerisinde mahallelerimizde boş gördüğümüz alanlarla ilgili metrekareleri çok büyük olmasa da 3 tane yeni parkı, totalde 4000 metreye yakınlık 3 tane yeni yaşam alanını komşularımızla buluşturduk. Bir tanesi Soğanlık Ortada, bir tane Yakacık Meydanı diyebiliriz, bir tanesi de Gümüşpınar Mahallesi'nde. Diğer mahallelerimizle ilgili de bu yaşam alanlarını katmak için ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Covid denetimlerimizi Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğümüzle ve diğer kamu kurumlarıyla aktif bir şekilde arttırarak devam ediyoruz. Ama tekrar bir kez daha uyarmak istiyorum ki maalesef vaka sayılarımız artıyor. Bu anlamda bizler de denetimleri sıklaştırırken denetimden de ziyade bilinçlendirmeye de özen gösteriyoruz. O yüzden bu toplantıda da diğer yapacağımız toplantılarda da zamanı iyi kullanmakla ilgili bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için de
Hızlıca geçiyorum, toparlıyorum arkadaşlar. Gıda Bankası ve aşevi projemiz devam ediyor. Umarım hep birlikte Haziran ayına, en geç Temmuz ayına bu projemizle ilgili yapım süreci tamamlanır ve işlevini de gerçekleştirmiş oluruz. Kartallı komşularımıza daha rahat yardım kampanyalarımızı, sıcak yemeğimizi, gıda kolilerimizi daha düzenli, daha yoğun bir şekilde bu proje tamamlandığında gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü önümüzde de biliyorsunuz Nisan ayı bu ayın içerisinde mübarek Ramazan ayına ev sahipliği yapıyor bu ayda. Ramazan ayında da daha önce sokak iftarlarımız oluyordu. Bazı mahallelerimizde, uygun alanlarda, uygun yerlerde. Ama Covid nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda toplu iftarlar olmayacak, sokak iftarlarımız da olmayacak. İhtiyacı olan komşularımıza gıda yardımı yaparak, gıda kolisi vererek bu ihtiyacı karşılamaya çalışacağız. Bu anlamda bütün meclis üyesi arkadaşlarımız kendi gördüğü eksikliklerle ilgili bir çalışma yapar ise ama grup başkan vekillerine ama bizim belediye başkan yardımcılarımıza paylaşarak komşularımızın gıda yardımı alması noktasında da bir eksikliğin önüne geçeriz. Atladığımız bir nokta varsa. Evet, bu ayın içerisinde Kartallı bir halk ozanımız Ali Ekber Çiçeği de online de olsa anacağız, Kartal'da yaşamış bir halk ozanımız. Bunu da notlarımda paylaşmış olayım. Evet, Nisan ayı içerisinde bir gündem yoğunluğumuz var. Bu gündem yoğunluğu da komisyonların seçimi. Çokça komisyon seçimi olduğu için birazdan komisyonların seçimine geçeceğim. Eğer arkadaşlarımız hazırsa, evraklarını hazırladıysa, Şükran Hanım hazır mıyız? Bir ek gündem maddemizi meclis gündemine katalım. Ardından gündem maddelerini değerlendirmeye geçelim. Evet, ek gündem maddesini meclis gündemine almak için bir okuyabilirseniz. Ses. Var. Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakları Müdürlüğü'nün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na araç tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi. Evet, bu gündem maddesinin meclis gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddesine dahil edelim ve dahil olduğu şekliyle meclisin birinci gündemiyle meclis görüşmesine başlayalım. Denetim Komisyonu raporunun okunması. Evet, Denetim Komisyonu raporu hazır arkadaşlar. Bir sonraki meclis gündeminde denetim raporu ile ilgili görüşmeye açalım. Ardından devam edelim. İkinci meclis gündemiyle devam etmiş olalım. Belediye Meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimi. Bir arkadaşımız zarfları ve evrakları dağıtmış olsun. Grup başkan vekili. Tamam. Meclis başkan vekilleri onu bir dağıtın. Başkan çarşamba yapacağız değil mi o zaman denetim? Cuma faaliyet de var. Şöyle birazdan gün sonu bunu sorarım. Siz meclisteki arkadaşlarımız hep beraber bakın. Ben Covid nedeniyle belki tek gün yaparız diye düşünüyordum ama sizler biz Covid'den korkmuyoruz. Çarşamba ve cuma olsun derseniz sizi dinlerim ama peki birazdan size bırakacağım o konuyu. Kendim tek başıma karar vermeyeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde üçüncü gündem maddesinin evraklarını da katiplikle alakalı bu tur bittikten sonra dağıtalım. Evet.
Evet, meclis başkan vekiliyle ilgili Gülay Hanım isimleri de arkadaşlarınız duysun. Ses alalım. Ekleyelim. Buyurun. Meclis birinci başkan vekili önerdiğimiz Özlem Bulut. İkinci başkan vekili adayımız Olcay Özgün. Tamam, Muammer Bey. Evet başkanım, bizim de birinci başkan vekili adayımız açılmıyor herhalde başkanım. Hemen sesi kontrol edin arkadaşlar. Birinci başkan vekili seçiminde adayımız Haydar Göksoy Sayın Başkanım. İkinci başkan vekili ilgili bir adayımız yoktur. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir yandan da diğer gündem maddesi için arkadaşımız zarfları dağıtacak. Sevgili meclis arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, bir yandan meclis başkan vekiliyle ilgili zarflar toplanırken diğer gündem maddesiyle ilgili de divan katibiyle ilgili zarfları dağıtmış olduk. Orada da bir hazırlık yapmanız bakımından Gülay Hanım, katiplerle ilgili bilgiler alalım. Ses verelim. Sanıyorum ses yok. Meclis divan katipliği için üyelerimiz Metin Şahin, Aysel Yücel, Bayram Özdemir, Umut Daştan. Katip üye ile ilgili, Sayın Başkanım, katip üye ile ilgili bir tane adayımız var.
meclisin en genç vekil olması hasebiyle Furkan Ordukaya diyoruz Sayın Başkan. Tamam, teşekkür ederim. Bir yandan katiplikle ilgili bilgileri siz yazarken bir yandan da meclis başkan vekiliyle ilgili bilgileri katip arkadaşlarımız burada açsınlar. Eşlik etmek isteyen bir arkadaşımız da eşlik etsin. Boş.
boş vermiş. Boş bir. Yok. Özden Bulut 21, Önder 21, Olcan 35, Hader 14, 13, 35 mi oluyor? 21, 13 mi? 34 mi olacak? 21, burası ol köftesiniz. 13, 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 21'e 13 daha eklediğinizde 34 yapıyor. 34. Bununla birlikte. Ama 36 tane. Ama tamam. 34. 35. Hayır 13. 13 artı 1 buçuk. 13 artı 1 buçuk. 21. 34 burası. 35 bununla 36 oluyor zaten. Bilirim aslında yanlış yok da işte. Burayı 34 yapacak. On dört, dört, bir tanesi. Hayder 13. Hayder 13. Say. Thank you.
Evet değerli arkadaşlar, ikinci gündem maddesiyle ilgili yapılan oylama sonucunda birinci meclis başkan vekilimiz Özlem Bulut, ikinci meclis başkan vekilimiz Olcay Özgön. Üçüncü gündem maddesini de Yasin Bey okumuş olun, okuduktan sonra. Belli, paylaşırım meclis bittiğinde. Üçüncü gündem maddesini de arkadaşlarımız oyladılar. Orada duruyor ama okunduktan sonra söyleyelim. İki mi? Çok pardon. İkinci gündem maddesini o zaman okumuş ol. Belediye Meclis Divanı'na katip seçimi. Evet, katip seçimiyle ilgili bütün arkadaşlarımız oyunu kullandı değil mi? Kullandılar. O zaman yine açıklama için çalışma yapalım. Arkadaşlar bir yandan sayım yapılırken bir sonraki gündem maddesiyle ilgili zarf ve kağıtları arkadaşlarımız dağıttı. Encümen üye seçimiyle alakalı. Onunla ilgili önerileri duyalım. Gülay Hanım'ın sesini açalım arkadaşlar, sonra Muammer Bey'in. Encümen komisyonu üyelerimiz Hayri Doğruyol, Aysel Yücel, İbrahim Yıldırım Ateş. Peki Muammer Bey. Tamam, teşekkür ederiz.
Evet sevgili arkadaşlar, Belediye Meclisi'nde divan katibi ile ilgili oylama da bitti. Divan katiplerimiz Metin Şahin, Aysel Yücel, Bayram Özdemir, Umut Daştan olarak belirlendi arkadaşlar. Encümen üye seçimi bir sonraki meclis gündemi ama katibimiz okusun 3. diğer gündemi. Ona göre ondan sonraki işlemlere başlayalım. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Encümen Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Oy kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok, herkes oyunu kullandı. O zaman encümen üye sonuçlarıyla ilgili de çalışmayı tekrar yapalım. Yine arkadaşlarımız eşlik etsin. Onu soruyorum başkanım. Sen Metin Bey'le değişiyorsun ama Aysel'in devam oldu. Tamam başkanım.
Evet sevgili arkadaşlar, encümen üyeliği seçimi sonucunda da Hayri Doğruyol, Aysel Yücel, İbrahim Yıldırım Ateş, 3 encümen üyesi arkadaşımız. Bir sonraki gündeme geçelim. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklif. Peki, bu teklifler sözlü olarak devam edecek. Grup başkan vekillerine bakıyorum bu sürede. Gülay Hanım. Trafik ve Ulaşım Komisyonu'na Şefik Özdemir, Yılmaz Tuncer. Ama yavaş söyleyelim, arkadaşlarımız not alacaklar. Şefik Özdemir, Yılmaz Tuncer, Beşir Aslan Argun. Teşekkür ederiz. Muammer Bey. Sayın Başkanım, Mahmut Yazıcı ve Abdullah Açık. Mahmut Yazıcı, Abdullah Açık. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. İmar Komisyonu için Şefik Özdemir, Eray Nirgiz, Yasin Ünder. Notlarını alsın arkadaşlar. Şefik Bey, Eray Bey. Ve Yasin Bey. Ve Yasin Bey. Muammer Bey. Sayın Başkan, Nizamettin Altıntaş, Furkan Ordukaya. Notlarınızı aldınız. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Afet ve Deprem Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. Afet ve Deprem Komisyonu için Eray Nirgiz, Hayri Doğruyol, Önder Turmuş. Nizamettin Altıntaş, Nurten Ergür. Sayın Başkan. Gülay Hanım, bir daha duyalım. Eray Nirgiz, Hayri Doğruyol, Önder Turmuş. Nizamettin Altıntaş, Nurten Ergür. Peki, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Plan Bütçe Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Plan Bütçe Komisyonu için Yusuf Altay, İlker Bakioğlu, Önder Turmuş. Yusuf Bey, İlker Bey, Önder Bey. Muammer Bey buyurun. Sayın Başkan, Plan Bütçe Komisyonu için teklifimiz Haydar Göksoy, Ömer Uluyurt. Haydar Bey ve Ömer Bey. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Eğitim Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. Eğitim Komisyonu üyelerimiz Metin Şahin, Özlem Bulut, Aysel Yücel. Metin Bey, Özlem Hanım, Aysel Hanım. Muammer Bey. Eğitim Komisyonu üyelerimiz, adaylarımız Başkan Yusuf Erkuş'tan Abdullah Açık. Yusuf Bey ve Abdullah Bey. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Hukuk Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. Hukuk Komisyonu için üyelerimiz Hayri Doğruyol, Orhan Budak, Yılmaz Tuncer. Muhammer Bektaş, Yusuf Erkuş'tan. Muhammer Bey ve Yusuf Bey. Son gelen iki isim. Peki, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yazı İşler Müdürlüğü'nün
Kültür ve Sanat Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Kültür ve Sanat Komisyonu için Umut Daş'tan Aysel Yücel, Bayram Özdemir. Buyurun. Bizim adaylarımız Sayın Başkan Arzu Öğüt Şimşek, Ömer Uluyurt. Arzu Hanım ve Ömer Bey, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Tarife Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. Tarife Komisyonu için Yusuf Altay, Mukadder Gürcan, Beşir Aslan Argun. Muammer Bey. Ebu Bekir Dağ ve Emrullah Aydın, Sayın Başkan. Ebu Bekir Bey ve Emrullah Bey. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün AB ve Dışişler Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu için Olga Özgün, Orhan Budak, Mukadder Gürcan. Muammer Bey. Elif Bulut Gezen ve Muhammer Bektaş. Peki Elif Hanım ve Muammer Bey. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Çevre Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Hanım. Çevre Komisyonu için Bayram Özdemir, Şefik Özdemir, Eray Nirgiz. Bayram Bizim Bey, Şefik Bey ve Eray Bey. Evet, Muammer Bey. Sayın Başkanım, Çevre Komisyonu'na üye arkadaş tekliflerimiz Nurten Ergün, Ebu Bekir Dağ. Nurten Hanım ve Ebu Bekir Dağ. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Sağlık Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Sağlık Komisyonu için Orhan Budak, Bayram Özdemir, Gülay Boyraz. Elif Bulut Gezen ve Mahmut Yazıcı. Elif Hanım ve Mahmut Bey, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gülay Toplumsal Hanım. Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için Aysel Yücel, Umut Daş'tan Orhan Budak. Yeterli. Muammer Bey. Sayın Başkanım, bizim adayımız yok bu komisyonu. Tamam, şimdi devam edebilirsin. Gülay Boyraz, Metin Şahin. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir diğer gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Gençlik ve Spor Komisyonu için daha yavaş. Umut Daş'tan Bayram Özdemir, Beşir Aslan Argun. Kaç komisyonda bulunuyor? Peki Haydar, Muammer Bey. Haydar Göksoy ve Furkan Ordukaya, Sayın Başkan. Gençlik ve Spor. Peki. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Yazı İşler Müdürlüğü'nün Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na üye seçimiyle ilgili teklifi. Orhan Budak, Yasin Ünder, Beşir Aslan Argun. Muammer Bey. Emrullah Aydın, Arzu Öğüt Şimşek, Sayın Başkan. Emrullah Bey ve Arzu Hanım. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. İstersen oraya da Aysel Hanım devam etsin. Olur mu Aysel Hanım? İkinci sayfa.
Aysel Hanım'ın mikrofonuna ses verelim. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal Yıkacık Çarşı Mahallesi 2710 ada bir parsel üzerine bilim ve teknoloji hangarı kurulması ve aynı süre boyunca işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen işbirliği protokolü yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi ve aynı taşınmaz üzerinden 25 yıl süre ile intifa hakkı tanınması ile ilgili teklifin görüşülmesi. Evet, Gülay Hanım. Hukuk Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Gençlik Komisyonlarına gönderilmesi. Muammer Bey. Uygun Sayın Başkan. Peki. İlgili komisyonlara gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Hürriyet Mahallesi, YKYM 1. katında bulunan 61 metrekarelik alanın PTT Merkez Müdürlüğü'ne verilerek bedelsiz tahsilin iptali ile teklifin görüşülmesi. Gülay Hanım. Hukuk Komisyonu Başkanım. Hukuk Komisyonu Sayın Başkanım. Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle karar verilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün geçici yapılar ile teklifinin görüşülmesi. Tarife Komisyonu'na havalesi başkanım. Geçici yapılar. Muammer Bey. Tarife Komisyonu. Ücretlerin belirlenmesiyle ilgili bu madde ama. Geçici yapılar. Teklifi. Doğru, tarife efendim. Evet. Sayın başkanım. Peki, Tarife Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle Tarife Komisyonu'na havalesi uygundur. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ücret tarifesi revizesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. Tarife Komisyonu'na havalesi başkanım. Tarife Komisyonu başkanım. Peki, Tarife Komisyonu'nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle Tarife Komisyonu'na gönderilmiştir arkadaşlar. Bir sonraki komisyon. Kreş Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. Hukuk Komisyonu. Hukuk Komisyonu Sayın Başkan. Peki, Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle Hukuk Komisyonu'na kabul edilmiştir. Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün Kartal Belediye Başkanlığı birimlerince hizmet gereği ihtiyaç duyulan mühletif iş makinesi ve muhtelif araç teminli hizmetinin ihaleye konulması hususunda yetki verilmesiyle ilgili teklifin görüşülmesi. Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu Başkanım. Uygun Sayın Başkan. Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu'na havalesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, ilgili komisyonlara havalesi kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. Hukuk Komisyonu. Hukuk Komisyonu Sayın Başkan. Peki. Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Hukuk Komisyonu'na havalesi kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26-10-2020 onanlı 1/1000 ölçekli kordon boyu uygulama imar planı itirazları ile ilgili teklifin görüşülmesi. İmar Komisyonu Başkanım. Muammer Bey. Evet Sayın Başkanım. İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Havale. Bir sonraki gündem maddesi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26-10-2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Günü Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazları ile ilgili teklifin görüşülmesi. İmar Komisyonu. İmar Komisyonu Sayın Başkanım. İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle İmar Komisyonu'nun havalesi kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 04.01.2021 tarih ve 186 sayılı başkanlık oluru doğrultusunda 11.103 ada 10 parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Günü Revizyon Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. İmar Komisyonu. Muammer Bey. İmar Komisyonu Sayın Başkanım. İmar Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 26-10-2020 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal
kordon boyu uygulama imar planı 10.185 adet. Tamam, şimdi oylarım. Devam. 10.185 ada 30 parsel yönünde yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi. Bu okuduğun 28'di değil mi? Evet, 28'di. Evet. Tamam. 27. ve 28. gündem maddelerinin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi. 27 ve 28. 29. madde. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 12.682 eski 1088 ada 5 parsele ilişkin 28.08.2020 tarih ve 21.081 sayılı başkanlık oluru doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi. İmar Komisyonu. İmar Komisyonu Sayın Başkanım. Peki 29. maddenin de imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 30. gündem maddesi 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Faaliyet raporunun gününü şimdi belirleriz. Bir sonraki gündem maddesini de okuyalım. Ek gündemin 30 son gündem maddesi. Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakları Müdürlüğü'nün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na araç tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi. Hukuk Komisyonu Başkanım. Hukuk Komisyonu Sayın Başkanım. Peki, Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yalnız Başkanım bir şey var. Biraz önce atladık ama 20. madde aslında burada bir yönetmelik tarzı bir şey de var. Tarifeye gidiyor ama sadece ücret yok. Usul ve esasları çalışma yönetmeliği gibi madde var. Dolayısıyla hukuk komisyonuna da gelmesi lazım. Bence orayı düzeltelim başkanım. Çalışma yönetmeliği. Peki bir hukukçu yok, olarak... Tarifeyle alakalıydı başkanım. Sadece tarife değil. Tamam, şöyle yapalım. Genel esasları alakalı hükümler sadece tarife değil. Şöyle yapalım. Muammer Bey hukukçudur. O gözle baktıysa daha önce de yönetmeliklerde hukuk komisyonunu görmesinde herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Mecliste kapanmadan 20. gündem maddesine hem tarife hem hukuk komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son gündem maddesini de okudum. Havalesini gerçekleştirdik. Bir sonraki meclis gününü belirleyelim arkadaşlar. Pandemi var diye tek günde yapalım diye söyledik ama çok gündem maddesi var. Ben de şu an birçok gündem maddesine bakınca aynı şeyi söyledim. Arkadaşlarımız için de uygunsa çarşamba, cuma. Evet. Çarşamba denetim ve diğer komisyon raporlarını yapalım başkanım. Cuma günde faaliyet kalır. Peki. Faaliyetli imar komisyonu 3-4 tane şeyi var. Peki tek günde sanırım bu çok uzun sürecek hepiniz için. Bir sonraki meclis gününü söylemeden de komisyon raporları var bu arada. Raporlarla ilgili kararları da imar komisyonundaki arkadaşlarımız ya çarşamba ya cuma günü onları da icra etmiş olsunlar. Çarşamba günü saat 15'te bir sonraki meclis yapılmak üzere meclisi kapatıyorum arkadaşlar. Çelebi. Ya Uğur Çelebi Aygurus'a gider.